Galatasaray Pendik Spor karşısındaydı. Sarı Kırmızılılar kazanmayı bildi. Hocam üst üste geçen yıl olduğu gibi 14. galibiyet. İç sahada maç kaybetmiyor. Taraftarı ile iyi bütünleşiyor açıkçası. Ve dolu dizgin yoluna devam ediyor. Lider durumda Galatasaray bu hafta avantajını pekiştirdi. Bu maçı nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle yorumluyorum yani şimdi şu 3 dakikalık özete baktığımızda hani 4-1 değil herhalde 8-1 falan bitmesi gereken bir müsabaka diye bakıyoruz. Ama 90 dakikayı izlediğim zaman da Galatasaray aslında çok iyi oynadığı bir şey yoktu ortada. Gole kadar. Galatasaray'ın bir avantajı var. Galatasaray kötü oynadığı zaman da kazanıyordu. Ya Icardi ortaya çıkıyordu ya Mertens ortaya çıkıyordu ya iyi olduğu dönemlerde Kerem ortaya çıkıyordu. Galatasaray bunu o benliğe koydu. Yani ben kötü oynasam da kazanırım. O zaman Galatasaray her zaman farka koşuyor işte. Galatasaray'ın oyun anlayışı bu. Hocam bir de şöyle bir avantajı var. Gerçekten iç sahada Galatasaray'ın müthiş bir taraftar bütünleşmesi var. Ve Galatasaray kor olarak geriye düştüğünde ya da istediğini alamadığında, oyun iyi gitmediğinde de taraftar oyundan hiç kopmuyor. Ve oyuncularını takımı sürekli force ediyor. Ve Galatasaray bu psikolojik avantajı da iyi kullanıyor evet, açıkçası. Yani. Evet. Yani bu özellikle kendi sahasında Galatasaray'ın oyununa bence çok ciddi bir katkısı var. Bunu belirtelim. Hem bireysel olarak hem takım halinde çok formdalar. Bence Fenerbahçe'den ayıran tarafı daha coşkulu oynuyorlar. Fakat başka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Galatasaray Demirspor Spor deplasmanına gidecek. Evet. Sonra Sivas da içeride oynuyor ve Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük şu an düşme potasında. Evet, evet. Şimdi Fatih Karagümrük düşme potasından kurtulamadığı takdirde veya çok birer ikişer puan yukarıda olsa bile bence Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ligin belirleyen maçlarından bir tanesi olur. Onun için Fenerbahçe'nin derbi maçına kadar kesinlikle bu yarıştan kopmaması adına kimle oynuyorsa oynasın kazanmaktan başka çaresi yok. Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray'da hata yapmayarak kalan 5 maçını da kazanmayı planlıyor. Lider Sarı Kırmızılıların 90 puanı bulunurken, geçen hafta büyük yara alan Sarı Lacivertlilerin ise 86 puanı bulunuyor. Fenerbahçe evinde, cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, cuma akşamı karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer yandan Cimbom, transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Sarı Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışıyor. Bu sezon istenilen verim alınamayan 3 isimle, sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Aslan, Endombele, Zaha ve Olivera ile devam etmeyi düşünmüyor. Yönetim özellikle Zaha'nın yerini doldurmak için yoğun bir mesai içinde. Galatasaray alternatif ismi Portekiz'de buldu. Porto forması giyen Galeno listeye alındı. Brezilyalı kanat oyuncusu skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Porto formasını 44 maçta giyen yıldız futbolcu 15 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Sambacı Yıldız Brezilya milli takımının da bir kez formasını giydi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Galeno'nun bonservis değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı futbolla adından söz ettiren sarı-kırmızılı futbolcular piyasa değerlerini çok katladı. Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un joker olarak gördüğü Barış Alper Yılmaz, İtalyan ve Alman kulüplerinin ardından İngiliz ekibi Aston Villa'nın da transfer listesine girmeyi başardı. 2 milyon euroya kadroya katılan milli futbolcu için Cimbom, 20 milyon euronun üzerinde bir rakam bekliyor. Öte yandan, İtalyan ekiplerinden Napoli ise Sanchez'in peşinde. Yaz transfer döneminde transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, kısa sürede kalitesini kanıtlarken, defansın sigortası konumunda bulunuyor. Ayrıca, geçen yaz transfer döneminde, takımdan ayrılmasına izin verilmeyen ve sözleşmesinde, 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nelson'a da yeni teklifler gelmesi bekleniyor. Defansın bir diğer jokeri Abdülkerim Bardakçı'ya da Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi bulunuyor. Bu arada flaş bir gelişme de teknik direktör Okan Buruk hakkında da yaşanıyor. Galatasaray'da iki sezondur büyük başarılara imza atan Okan Buruk'la da Rusya'dan Spartak Moskova, İtalya'dan Lazio ve Napoli'nin ilgilendiği öğrenildi. Cuma akşamı, Adana Demirspor'un konuğu olacak Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-1 kazanmıştı. Sarı Kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 21 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini, 12. haftada Hatay Spor deplasmanında yaşayan Aslan, sonrasındaki 21 lig maçında, 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyek, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu yarın sarı kart görmeleri halinde 35. hafta Sivas Spor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray, Adana Demirspor maçına tam kadro çıkacak. Deneyimli teknik direktör Okan Burukun Adana Demirspor karşısına Muslera, Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Torera, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve İkardi 11'iyle çıkması bekleniyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında, ezeli rakibi karşısında alınan 4 puanlık farkı korumak isteyen, teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını, zorlu Adana Demirspor deplasmanına hazırlıyor. Fenerbahçe ise, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler, zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp, sarı kırmızılıların puan kaybetmesini bekleyecek. Öte yandan sezon sonu yaklaşırken, gelecek sezon kadro yapılanması için yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Aslanda takıma katılacak oyuncular kadar, ayrılacak yıldızlar da büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın birçok yıldızı, Avrupa kulüplerinin listesinde yer alırken, bunlardan biri de, Kerem Aktürkoğlu. 2020 yılında, 24 Erzincan Spor'dan kadroya katılan milli oyuncu, gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri oldu. Her sezon performansını artıran 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Sarı Kırmızılılar'da bir Süper Lig şampiyonluğu, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli oyuncu Kerem, sergilediği etkili oyunla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon 49 maçta forma giyen başarılı futbolcu, 15 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Milli Yıldız'a, Fransız ekiplerinin yanı sıra, Portekiz'den Sporting Lisbon ve Hollanda devi Ajax'tan teklifler olduğu iddia edildi. Haziran ayında, Almanya'da oynanacak Avrupa şampiyonu sonrası, milli futbolcunun transferinde gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. 24. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yönetimi önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk da transfer listesini oluşturdu. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Aslan, rotayı İtalya'ya çevirdi. Cimbom, geçtiğimiz hafta, İtalya'da şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davi Klas'ını kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan transfer edilmişti. İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli oyuncu, sezon sonunda İtalyan devinden ayrılmayı planlıyor. Kariyerinde birçok başarı bulunan 31 yaşındaki merkez orta saha, bu sezon Inter formasını 20 maçta giydi. Teknik direktör Simon Inzaci'nin gözüne bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, sadece 430 dakika süre aldı ve bir gol kaydedebildi.